Yasin suresini bilmeyen yok değil mi aramızda? Yasin suresinde bir ayet var. Çürümüş kemikleri kim diriltecek abi? Duydunuz mu hiç abi bu ayet? Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Bak şimdi. Bu soruda birincisi itiraf var. Şimdi soracağız. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diye bana soru sorsanız. Ben derim ki, evet kardeşim doğru söylüyorsun. Ben diriltemem. Ben diriltebilir miyim abi? Diriltemem. Peki siz diriltebilir misiniz? Diriltemezsiniz değil mi? Toprak diriltebilir mi çürümüş kemikleri? Yok diriltebilir mi abi? Yok diriltemez. Para diriltebilir mi? Teknoloji diriltebilir mi? Annen diriltebilir mi abi çürümüş kemikleri? Baba diriltebilir mi? Kardeş, eş, dost o da mı diriltemez? Peki bu evren, bu kainat, bak Samanyolu'nda 400 milyar tane yıldız var. Ben diyorum bu kainatta 850 milyon tane galaksi içinde 100 milyarlarca yıldız var. Bunlar diriltebilir mi çürümüş kemikleri? Madem bu kainat ve içindekiler beni diriltemez, o zaman bana bu diriliği veren de bu kainat ve içindekiler değildir. Olur mu? Bizim içimizin de kemikleri çürümüş mü abi? Çürümüş değil mi? Tamam, fizikseli geçtik. İçimizin de kemikleri çürümüş mü hocam? Çürümüş. Mekke müşriklere duydunuz değil mi abi? Duydunuz. Müşrik inanmayan mı demek? Ha, şirk koşan bir Allah var ama bana mutluluğu bu put, huzuru bu put, sevgiyi bu put veriyor değil mi? Bak şimdi, çok dikkat et. Sana mutluluğu para mı veriyor? Al yüreğim abi. Peki abicim, sana huzuru eş mi veriyor? Bir dakika. Sana böyle sevinci çocuk mu veriyor Turgay abi? Bir dakika, maaşı patron mu veriyor Seyit abi? Bir dakika şimdi, bir dakika. Madem ki Mekke müşrikleri bu putları tapıyorlardı. Levent abi ne oldu şimdi? Kardeş, heyecanı sevgili mi veriyor, haram sevda mı veriyor? Hani o veriyordu? Para mutluluk mu veriyor? Hani para mutluluk veriyordu? Abi siz beni tasdiklemediniz mi? Bana bu diriliği bu kainat ve içindekiler veremez demediniz mi? E dediniz. Ben de diyorum. E niye ben hala paradan bekliyorum huzuru? Niye hala güveni babadan bekliyorum? Niye hala huzuru eşten bekliyorum? Abicim bakın. Bize bu diriliği bu kainat ve içindekiler vermiyor. Bize bu diriliği Allah veriyor. Peki şunu soracağım. Bu içimizdeki çürümüş kemikleri kim diriltecek Allah'tan başka? Siz tasdiklemediniz mi? Bu kainat içindekiler diriltemez diye. Para da diriltemez. Huzur da eş de veremez. Çocuk da mutluluğu veremez demek ki değil mi abi? O zaman madem ki benim çürümüş kemiklerimi hiçbiri diriltemez, Allah'tan başka da kimse diriltemez. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim içimdeki çürük kemikler hala çürümüş değil mi abi ya? Kendime gelemiyorum ya. Bu kadar sıkıntı artık yeter yani değil mi? Evet yeter. Ben de şuna geleceğim işte. Eğer çürümüş kemiklerin dirilmesini istiyorsan eşe dosta paraya gitme, en yakınına gitme. Çünkü o senin en yakının değil. Çünkü senin en yakının sana onu verdi işte. Anlamıyor musun hala? Nasıl dirilteceğim diye soruyorsan kardeşim işte imanla dirilteceksin, namazla dirilteceksin, beni izleyen ablacığım tesettürle dirilteceksin. Abi çok bol tanıyorsunuz. Gir abi odana, kapat kilitle kapıyı. Kilitledin mi? Ya bir namaz kılma kim? Nasıl bir his veriyor? Utanıyor musun? Utan tamam, problem değil. Ahir zamandayız, herkes utanıyor. Kapat abi kilitle kapıyı. Kıl namazını bir hisset bakalım ne olacak? Ya beni izleyen kardeşim bir odana gir, bir kilitle kapıyı, bir tesettüre gir bakayım. Acaba çürümüş kemikler diriltecek mi? Bir ayetten neler çıktı farkında mısınız abi? Elhamdülillah. Şu adamla nerelere kadar geldik.